Selamünaleyküm kardeşlerim, Yüksel'le birlikte maç yapmak yerine bir konu üzerine konuşmak istiyorum. Ama öncelikle şu kartlara bakayım neler gelmiş yeni. Şimdi klan açmak istiyorum. Çünkü sizden istek geliyor, klanın var mı, klanına varsa katılayım falan. Katılmak isterseniz bu klana katılabilirsiniz. Kraliyet takımı. İsmi böyle olacak. Şimdi bayrak bulalım bir tane güzel. Bayrak. Küçük bayrağı koymak istemiyorum çünkü. Hadi koy. Açıklama gerek yok. Sonra ben koyarım. Açık tur açık olsun. Gerekli kupa. 1000 kupa yapacağım. Konum. Konumu bulmamız lazım şu anda. Aşağılarda da Türkiye bildiğim kadarıyla. Geçtik. Şurada Türkiye. Tamam, şimdi bu klanı oluşturuyorum. 1000 kupa. Açık. Katılmak isterseniz katılabilirsiniz kardeşlerim. Sizlerle birlikte de savaşlar yapacağım. Ve onları da aynı şekilde video şeklinde YouTube'a koyacağım. Umarım katılırsınız klana. Sizlerle de savaşlar yaparız. Şimdi 1000 parayı ver. Kraliyet takımı oluşturdum. Şeyini de buradan vereyim size. Etiketini. Etikete bakarak da gelebilirsiniz. Şimdi bir şey ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi şifacı gelir diyorlar Clash Royale. Benim aklıma böyle bir şey geldi. Şimdi Clash Royale'deki şifacı gelirse, yani havadan gelirse, şöyle bir maç açayım size. Mesela havadan gelirse çok sıkıntı olur. Çünkü devin arkasına şey kraliyet devin arkasına koyduğunuzu düşündüğünüz zaman açılmadı. Kraliyet devin arkasına koyduklarını düşündüğünüz zaman sıkıntı yaşanır. Çünkü öldüremezsiniz. Kraliyet devine sürekli can verir. Kraliyet devi ölümsüz gibi bir şey olur. Clash of Clans'takini getirecekseler bence, yani tahmin ediyorum. Bak, siz de fikirlerinizi yazabilirsiniz. Bir oka ya da bir alev topuna ölecek kadar can olması lazım. Aksi takdirde imkansız bir kart olur. Çünkü siz orada şey yapmışsınız. Kraliyet devini koymuş. Arkasına koymuş şifacıyı. Kraliyet devine sürekli şifa veriyor. Arkadan da büyücü falan attığı zaman yani ölümsüz gibi bir şey olur diyebiliriz. O yüzden Clash of Clans'taki geliyorsa canın bir alev topu ya da bir oka gitmesi lazım. Ya da Bombiç'teki gibi yerden getirebilir. Nasıl mantık yürütelim şimdi? Oduncu öfke büyüsüyle koşmuyor mu? Ya Bombiç'teki gibi normal bir insan yaparlar. Koşarak gelir. Şey verir. Can verir. Yani yerden gelir. Havadan değil. Ya da aynı oduncu gibi elinde bir tane şeyle şifa büyüsüyle koşarak gelir. Yani koşar, sonra öldüğü zaman can verebilir. Öyle de olabilir. Ya da kendi etrafında bir alan olur. Aynı alandan şey yapabilirsin. Can verebilirsin. Mesela şey var ya, büyük kurucu. Ya da onun gibi olabilir. Ama havadan yaptıkları zaman canın bir alev topuna en fazla ölmeli. Yoksa gerçekten imkansız olur. Böyle bir teori yaptım, ürettim. Bence şifacı gelirse eğer, yani karadan, yani yerden gelir, havadan değil. Çünkü havadan gelirse öldürmek gerçekten çok zor olur ve sıkıntı olur. Bombiç'te gelen askerler de var, yani Clash Royale'e Bombiç'ten asker 3 tane de gelmiş mesela. Gördüğünüz gibi kıvılcım oradaki tanklara benziyor. Onlardan alınmış mesela. Ve Kraliyet Devi aynı şekilde oradaki el bombacısıyla aynı işlemi görüyor. Yani şeyin el bombacısının şeylerini girerseniz, istatistik mi diyeyim yoksa işte kendi içindeki neler bilgi kısmı diyelim. Orada göreceksiniz, yazıyor menzil çok yüksek, canı yüksek, verdiği hasar da aynı Kraliyet Devine yakın bir hasar. O yüzden bence Bombiç'teki şifacının gelmesi mantıklı. Şimdi gelelim diğer şeyime, teorime. Yeni gelecek olan arena.
Bence yeni gelen arena alır mısın lan orayı? 5 kaldı alamadım. Yeni gelecek arena taş arenası olması lazım yani büyük kaya falan böyle bir isimli bir arena gelebilir. Çünkü arenalara baktığınız zaman askerlerle uyuşan bütün arenalar var. Mesela birinci arenaya döndüğümüz zaman mesela Goblin Stüdyo mu goblinlerle ilgili. Kemik çukuru kemikle ilgili askerler gördüğünüz gibi. Kemikle ilgili hepsi her şey burada bu hariç. Barbar aynı şekilde barbarlara ait şeyler. Burada Pekka oyun evi dediği zaman mesela Pekka mini Pekka ateşle ilgili laftası falan bunlar içinde bir ateşli bir arena var. Büyü Vadisi'nde büyülü şeyler için bir arena var. Tahtada tahtadan yapılan şeyler mesela kıvılcım, tomruk gibi. Bunlar bu aynı şekilde tahta. Aynı şu. Kraliyet arenası yani kraliyet ordusu şeyine ait olan şeyler mesela Kara Prens, Prens, Kraliyet Devi böyle şeyler içinde bir arena var. Buzdan olan şeyler içinde bir arena var. Bu da hava gibi düşünebiliriz çünkü gördüğünüz gibi hava uçuyorlar. Şimdi geriye kalan şey taş. Mesela taş için hiçbir şey yok. Mesela bu bir de golem de taştan oluşuyor. Yeni gelen kartlar arasında bir taştan kart da olabilir. Bu da benim bir teorim yani. Hiçbir şekilde başka yerden bakmadım. Böyle düşünüyorum yani size de mantıklı geliyorsa yorumlara yazabilirsiniz. Böyle bir kısa bir video olsun istedim. Size düşündüklerimi paylaşmak istedim. Sizce gelir mi mantıklı mı? Bunu da yazarsanız çok mutlu olurum. Kendinize bakın kardeşlerim. Hoşça kalın. Bay bay.